aslında evet kendi içerisinde de çok çelişkili. Yani ütopyaların eleştirildiği şeyler de var mesela. Hani çok ideal olup biraz böyle o öznel olarak o değişimi dayatmasından dolayı da eleştiriliyor mesela. Ama anladım ne demek istediğini. Bazıları gerçekten mesela Arşikram'dan bahsettim, eleştiri olarak yapıyoruz diyor. Gerçekten belki de gerçekleştirilmeyeceğini biliyor. Zaten hani bunu çünkü açıklasam ütopya olmaz diyor. Ama bazı mesela baktığımız şeyler de bence o gerçekleştirilebilir inancı olduğunu düşünüyorum. Yani mesela orada işte binaların üzerine eklemlenen bir takım parazit yapılar gördük. Orada gösterdiğim bir görselde gerçekten üretilmişti o. Yani hani istenirse aslında yapılıyor. Ama tabii ki o dönemde kimse öyle yaşamadığı için ütopik bir şey olarak kalıyor. Bence o gerçekleştirilme inancı da var ama tasarımcıya göre de değişiyor diye düşünüyorum açıkçası. Teşekkürler hocam. Ben Arkadaşlar teşekkür başka ederim soru sizin var için. mı? Yorum da olabilir. Hocam merhaba, iyi akşamlar. Merhabalar. Hocam ben bir kitap hakkında soracağım aslında. Bu hani ütopya dediğiniz kavram üzerine. 1984 George Orwell'ın kitabı hakkında ne düşünüyorsunuz? Okudunuz mu? Evet, okudum aynen. Biraz fazla yıl oldu onu okuyalı ama o distopik mesela. Ve çok ilginçtir ki onun ileride hani ya o umutsuz olarak bakıyor. Aslında temel ayrım bu. Ütopyalarda her ne kadar felaketleri anlatsa da mesela yaşamın sürdürülebilirliği bir umudu barındırıyor. Hani bunlar olacak ama biz yaşamımızı sürdüreceğiz. O nedenle ütopya diyoruz. Ama George Orwell'ın 1984'ünde umutsuzluk üzerine kurulu bir şey var. İşte sürekli izlenmemiz, her şeyin kontrol altında olması, kendi arzu ve deneyimlerimizi kendimizin işte kontrol edememesi gibi durumlar var. O nedenle tamamen distopik bir roman ve ilginçtir ki günümüzde de ta yani eski bir zamana ait olsa da onlara dair çokça da iz var. Belki de gerçekleşmiş zamanına göre distopik bir roman diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Ben teşekkür ederim soru için. Hocam ben tekrar sorayım arkadaşlar düşünsün o sırada. Biraz da ufuk açalım hatta tartışmış olalım. The Simpsons dizisini biliyorsunuz. Evet. Animasyon. Ve Evet. şu an Twitter'da işte başka sosyal medya hesaplarında onların öngörülerinin şu an gerçekleştiği Evet. kısmı görüyoruz. Sizce bu dizi de aslında böyle bir distopya veya distopik bir yorum olarak falan mı çıktı? Çünkü gerçekten gerçekleşen şeyler var. Mesela koronadan önce bir hastalık yayıldığını söylüyorlar. Çıktı. Enflasyonu bildiler. İşte seçimle alakalı çok şey yaptılar. Onları da bildiler. Hani aslında distopya, ütopya sadece mimari alanda ya da sadece tasarım alanında kalmıyor. Farklı şekilde de temsil edilebiliyor. Yani örneğin diziler, animasyonlar, kitaplar, Kesinlikle. işte grafitiler vesaire çok fazla şey var. Kesinlikle olabilir. Çünkü izlediğimiz her şeyde yani bu aslında eleştiriyle alakalı. Yani hayatın her alanında eleştiri olduğu için zaten izlediğimiz o şovlarda, dizilerde, filmlerde de hep arka planda bunları görüyoruz. Yani neden olmasın? Muhtemelen hani düşünüp tartışıp belki alttan alta eleştirdikleri şeyleri gösterdikleri için olabilir. Sadece tasarımda yok. Kesinlikle ona çok katılıyorum. Şimdi mesela hatta işte grafik tasarımcılar bile yapıyor. Veya işte illüstrasyonlar ortaya çıkıyor. Yani distopik bir şeyler ortaya konuyorlar. Sadece eleştiri amaçlı. Yani şu anki gidişatı göstermek amaçlı yapıyorlar. O nedenle dizilerde de neden olmasın? Çoğu zaman maruz kalıyoruz, evet. Olabilir kesinlikle. Hocam katılımcılarımızdan birinin bir sorusu var Çağla'nın. Hemen okuyorum. Öncelikle çok açık, akıcı bir sunumdu, teşekkür ederim demiş. Ama başta toplumumuz olmak üzere genel itibariyle başımıza bir olay, felaket vesaire gelmedikçe önlem almak aklımıza gelmiyor. Sizce bu şekilde hayatta kalmak adına çözüm arayışlarına girmek kentler için de öncelik sırasını değiştirmiyor mu? Örneğin yakın zamanda yaşanan deprem felaketinden sonra konutlara önem verildi. Fakat kurulu bir çevre geri planda kaldı. Doğayı koruyalım kısmı unutuldu gibi. Kesinlikle evet.
Aslında bunlar galiba anlık çözümler üretmemiz kaynaklı. Yani çoğu zaman unutuyoruz. Maalesef öyle bir şey yaşadık ama sonrasında belki o şu an çözüm arayışları Hemen çok hızlı anlatacağım. bir şekilde devam Aynen. ediyor mu? Aslında Mesela o kadar sinir bak. aslında şöyle, yani anlık olarak hep çözüm bulmaya çalıştığımız için yani birazcık böyle hem yaşıyoruz, eleştiriyoruz, daha sonra o şeyleri unutuyoruz, gündemimiz değişiyor. Şu an gerçekten hani en önemli şey belki de o. Yani evet tabii ki doğa vesaire bunların arkasına kaldı. Belki de bütüncül bir yaklaşım sunmamamızdan da kaynaklı olabilir. Parçacıl düşünmeler. Yani hem anlık hem de parçalı düşünmelerden bunlar kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Hak veriyorum da soruya ayrıca. Teşekkür ederim soru için de. Biz teşekkür ederiz hocam. Başka soru var mı arkadaşlar ya da eleştiri ya da danışmak isteyen ya da böyle tartışma başlatmak isteyen biri var mı? Evet. Galiba yok. Gamze ne yapalım? Biraz bence bekleyelim, sohbet edebiliriz bence. Genelde benden Tabii. çekinenler falan oluyor, o yüzden. Olabilir, aynen. Ben bu konuyu birazcık çok seviyorum çünkü birazcık mimar tarihini çok seviyorum. Hem de birazcık ona kayıyormuş gibi geliyor. Bir de bana şey gibi hissettiriyor. Hani böyle mimarlık birazcık daha keskin hatları olan bir şey ve bizi hani bazı konularda sınırlayabiliyor tasarımda özellikle. Ama bu tarz Evet. alanlara yöneldiğimizde ya da işte bunun için o görsel araçları kullandığımızda sanki bir şeylerden ilham alıp yapıyoruz ve biz de sanatçı oluyoruz aslında gibi hissettiriyor. O Evet, yüzden kesinlikle. çok güzel bir konu bence. Ben de seviyorum yani. Hani siz de okudunuz mu bilmiyorum. Ece Ceylan Babam'ın bir kitabı vardı. Ben onu okumuştum birçok Aa, yıllarla evet. alakalı. Çok keyifli bir kitaptı. Okumadım ama şey listemde var. Yani bir gün okuyacağım diye hep böyle aklımda kalan kitaplardan biri. Evet, hatta kapağı bile şu an gözümün önünde. Bu şeyden ileri geliyor aslında. Mimarlıkta bu kuram ve pratik çok ayrı işliyor. Yani bunları tartışıyoruz, ediyoruz tabii ki ama bir şekilde gerçek dünyaya dönmek zorundayız ve döndüğümüz zaman da hani kendimizi idame ettirmek durumundayız. Çalıştığımız ortamlarda bir şeyler üretmek durumundayız. O ayrımdan dolayı aslında bu ileri geliyor. Ama şimdi birazcık daha şöyle bir, yani bence bu çağın şöyle bir fırsatı da var. Yani tek yönlenmek gereken yer orası olmayabilir. Şimdi birçok iş kolu açılmış durumda. Hani bu imkanlarla beraber. Mesela siz de bu tür şeylere yönlenmek istiyorsanız belki kendinizi bunların görselleştirilmesiyle hani geliştirirseniz gerçekten hani istediğiniz bir şeye belki yönlenebilirsiniz. Neden olmasın? Yani herhalde ilginizin çektiği yere yönlenme fırsatımızın olduğu iyi bir çağdayız diye de düşünüyorum bir yandan aslında. Çağ iyi ama anlayışlar ve işte Evet. baskılar, mobbingler daha fazla hocam. Sizin de dediğiniz gibi kuramsal kısım aslında tasarımcıların, akademisyenlerin elinde ama pratik kısım müteahhitlerin, kapitalizmin elinde ve biz de bunun arasında dönüp dolanıyoruz gibi bir durum. Evet, kesinlikle. Kendimize bir yer aramaya çalışıyoruz aslında. Peki hocam sizce aslında şu anki dönemde, hatta arkadaşlar size de soruyorum isteyen cevap verebilir. Şu anki teknolojide çok fazla imkanımız var. Hatta şu anki zamanda çok imkanımız var. Ve geçmişte yapılmış ütopya fikirlerinden yola çıkarak bir şeyler üretsek, işte o sürdürülebilirliği sağlayabilir miyiz acaba? Çünkü çok imkanımız var. Doğayı belki de bu şekilde koruyabiliriz. Kesinlikle neden olmasın? Çünkü zaten geçmiş yok sayabileceğimiz bir şey değil. İlham almamız gereken bir şey. Yani çünkü o sonuçta deneyimlenmiş, deneyimlenip görülmüş bir şey. Bizim de ondan öğrenmemiz gereken şeyler var. Geçmişteki şeyler bizim için ütopya değil. Belki şimdi gerçekten gerçekleştirilebilir bir şeye dönüştü. O nedenle tabii ki yani neden olmasın? Ondan ilham alınarak yapılabilir. Belki çözüm yolu odur. Bazen hani deniliyor ya bir geçmişe dönüp bakmak belki hani çözüm oradadır vesaire gibi olabilir diye düşünüyorum kesinlikle. Aslında bu konu hocam biraz da bizlerle alakalı. Yani ne zaman cebimizi değil de yüreğimizi kurcalamaya başlarsak o zaman düzeliriz yani. Evet. Ya önceliklerin farklılaşması sanırım. Evet, kesinlikle. Yani şöyle hocam, evi yapacak olan şeyi düşünüyor. Yani evi yaptıracak olan insan şunu düşünüyor. Acaba ben nasıl daha ucuza getiririm?
Onun dışında bu onu yapacak müsait ben nasıl daha ucuza getiririm? Ya da oradaki usta herkes kendi cebini düşünerek yapıyor. İşte evet. Aslında buradan kaynaklı tamamen. Evet, kesinlikle. Yani o ekonomik kaygıların aslında daha diğer insani arzuların belki de önüne geçmesi nedeniyle oluyor. Yani şu dönemde Japonya diyoruz. Zaten onların temelinde şey yatıyor. Para değil, gelecek yatıyor. Zaten adamlar da biliyor yani. Biz burada sürekli depremle uğraşıyoruz. Geçmişte de bir acılarımız oldu. Bunun üzerine devam ederek bunlardan ders çıkararak devam etmemiz gerekiyor. Bu mottoyla ilerliyorlar. Zaten Japonya yapan asıl bu sebep olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani o tür sorunları çoktan çözmüş ve aşmış durumdalar. Hani daha sürekli geri dönüp bu tür sorunlarla uğraşmadıkları için zaten bizim de hep onlar hakkında konuştuklarımız onların ne kadar gelişmiş oldukları oluyor. Hocam yeni bir soru gelmiş. Ben de o sırada onu okuyayım size. Tamam. Italo Calvino'nun Görünmez Kentler kitabını birinci sınıfta okutarak hayaletlerini şehirlerin maketini yapmamızı istemiş hocalarımız. O zamanlar çok yabancı olduğumuz kavramlar şu an yerini buldu gibi düşünüyorum. Üzerine projeler yapılan bir konuymuş gerçekten. Teşekkür ediyorum sunumunuz için. Bana çok şey kattığını söyleyebilirim. Süper. Çok sevindim. Biz de yaptırdık bu arada. Yani bu herhalde bu yorum bizim okuldan bir yerden gelmedi. O zaman yani bayağı benimsenen bir kitap o. Gerçekten iyi bir kitap. Hani okumayanlarınız varsa tavsiye ederim. Çok ufuk açıcı. Hani kentlerin nasıl farklı haller alabildiğini anlatıyor ama onun alt metinlerinde farklı şeyler de aktarıyor. Benzer çalışmayı biz de yaptırdık ve çok güzel, keyifli şeyler çıkmıştı. Çok mutlu oldum bu yorum için de. Teşekkür ederim. Bir de hocam eğer okumak isterseniz bu Labirent serisi var hocam. Yazarı kim de hatırlamıyorum. Hatta filmi var. Labirent. Tamam, böyle not alayım. Biraz daha mimari değil hocam. Gelecekte olacak olan şeyler. Hani böyle kıyamet senaryosu dediğimiz var ya. Bunun üzerine ilerliyor. İlk kitabını okudum. Özellikle ikinci kitapta yani bırakmak istemedim. İki kitaptan oluşuyor. Hocam normalde 4 veya 5 seriden oluşuyor ama ben ilk ikisini okudum. İlk ikisinden sonra çok da okumak istemedim açıkçası. Okuyasım gelmedi. İlginç. Tamam, ben not aldım. Okumadım. Bakayım onu. Çok teşekkür ederim. Yani okuduğum kitaplar arasında bayağı etkilemiş olan bir kitap yani. Özellikle ikincisi. Peki neden devamını okumak içinden gelmedi? Hocam çünkü devamında aslında geçmişe gidiyor. Olayların neden olduğunu anlatıyor biraz daha. Hani aslında bizi bir maceradan alıyor. Onun öncesine götürüyor. Flashback yaptırıyor bize. Yani o yüzden de çok okumak gelmiyor açıkçası içimde. Özellikle anladım. Okuduktan sonra böyle hiç kalmadı yani. Bir sonraki okumaya istek kalmadı. Tekrara girmiş gibi sürekli o flashback yaptığı için belki anladığım kadarıyla. Flashback dediğim hocam bize ilk iki seride okuttuğunu daha öncesini anlatıyor. Şimdi daha öncesini anlatıyor. Anladım. Aynen. Tamam. Daha öncesine. Tamam. Anladım. Tekrar değil de neden oldu? Nasıl bu hale geldi? Neden? Geçmişini anlatıyor. Aynen. Tamam, anladım. Ben de kaldım. Merak ettim yani. Teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Özellikle kitabını okuduktan hatta önce filmini izleyin derim hocam. Ondan sonra kitabını okuyun. Bence çok fark edecek. Ne demek istediğimi gayet iyi anlayacaksınız zaten. Tamam. Filmi Maze Runner olan film değil mi? Evet hocam. Evet. O mu? Evet. Tamam. 3 seriydi o da. Tamam. O 3 filmden oluşuyordu. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Hocam ben bir soru sorsam. Tabii ki. Peki ütopyalarla alakalı nasıl desem bu tarz şeyler bana bir şey hissediyor. Böyle okudukça ya da öğrendikçe, araştırdıkça böyle kendimizi geliştirdiğimizde hayal gücümüzle oluşan şeyler aslında ya da ilham alarak oluşturduğumuz şeyler bir noktada. Çünkü hayal ürünleri aslında. Bunu geliştirmek için neler yapabiliriz peki kendimizde? Çünkü aslında birazcık bana mimarlık tarihi dersleri alıyoruz ya da yapı dersleri alıyoruz. Eski yapılara bakıyoruz, onları anlamaya çalışıyoruz. Nasıl düşünüldüklerini,
belirli bir diyagramlara benzetiyor, şey yapıyoruz yani nasıl göründüğüne dair. Hani o yüzden buna da katkı sağlıyor aslında varlık eğitimimizde. Buna yani ne öneriler verebilirsiniz? Çünkü bazen kitap okuduğumda benim anlamadığım çok oluyor. Bazen felsefeye çok gerildiği oluyor. Kaçırabiliyorum bazı noktaları. Evet. O yani bende de oluyor. Mesela her kitabı okuyorum ve anlıyorum gibi bir durum yok. Her şey herkese hitap etmiyor olabilir. O nedenle birazcık ilgi alanını bulmakla da bence bağlantılı. Çok okumak ve çok görsel bakmak bence. O görsel hafızayı da zenginleştirmek gerekiyor. Biraz böyle şey, sosyal medyayı sanırım o yönde lehimize çevirmenin ben iyi olacağını düşünüyorum. Mesela takip ettiğimiz şeylerle. Çünkü neye tıklarsak o algoritma bize onu gösteriyor ya. Orada eğer gerçekten o algoritmayı biz kendimiz yönetebilirsek, hani bana bu tür şeyler çıksın diye gerçekten maruz kalayım. Madem maruz kalacağım, yani bari hani kendimi geliştireceğim şeylere maruz kalayım diyerek bence yaparsak onu, ister istemez bir öğrenme gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Hani okumanın yanı sıra bu çağın biraz da getirilerinden de yararlanmamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Bazen öğrensek de anlatamıyoruz. Evet. Ya her türlü bir sıkıntı oluyor, bir yerde bir takım oluyor. Onlar yavaş yavaş olacak. Yani böyle mükemmeli aramayın. Onu söyleyebilir zaten sunumda da o dediğim şey. Yani illaki olacak. Hani sizlerin de çok daha iyi olduğu belki başka bir kanal bulacaksınız mesela. Arkadaşlar soru var mı başka? Son olarak ben şunu söyleyeyim. Sofart ekibine arkadaşlar bence edebiyat ile ilgili bir şey yapsanız gayet güzel olur. Yani böyle kitaplar üzerine bir şey yapsak hocamızla beraber veya birkaç tane hocamızla böyle beraber bir söyleşi şeklinde yapsak bence gayet güzel olur. Güzel olur, evet. Yani birazcık daha teoriklerden sıyrılıp kendimizi rahatlatabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle bu yazarlık etkinliğinde ben bunu gayet hissettim yani. Teşekkür ederiz fikir için Kerem. Hangi üniversitedeydin bu arada Kerem? Düzce Üniversitesi. Hocam benim bir sorum var tekrardan. Yüksek lisansta bu konuda çalıştığını söylemişsiniz. Ben bilmiyordum bunu. Peki sizin bir ütopya veya distopya denemeniz ya da eleştiriniz var mı? Olmadı. Ya çünkü bana çok korkutucu geliyor bir yandan da. Çok zor bir şey bence ütopya ortaya koymak. Yani bir şeyleriyle hep eksik kalıyor. Ya tabii ki mükemmeli zaten aramıyoruz ama mesela ben de ondan çekindiğim için mesela öyle bir yola hiç girmedim. Sadece oradaki işte dönemsel olarak gerçekten size bunu anlattıklarımla, burada anlattıklarımla kaldı. Hani eleştiri özelinde neleri eleştirmişler diye incelemiştim. O dönemde mesela hocalarımla da konuştuğumda hani bunun ne kadar zor bir şey olduğunu söylemişlerdi. Gerçekten hani onu üretmek. Yani yapanlar, hani o eleştiriyi yapanlar gerçekten yaratıcı kişilermiş. Hani güzel şeyler başarmışlar aslında. Başarmışlar ki hani biz de konuşuyoruz ama hiç öyle bir denemem olmadı. Hocam konunuz gerçekten biraz ufuk açtı. Sorular arka arkaya geliyor. Çağla'nın bir sorusu daha var. Hı-hı. Günümüze gelene kadar birçok mimari akım ortaya çıktı ve hepsi zamanına göre düşünüldü, değerlendirildi. Hatta temsili örnekleri oluştu. Ütopyalar için bu konuda neden ciddi düşünülmedi acaba? Ciddi düşünülmedi. Acaba ciddi düşünülmemekten kastı ne? Hani unutuldu gibi mi ütopyalar? Sanırım peşine yoksa düşmek çok gibi hocam. Ha, çok ben o tarzı anladım. Evet, yani atıyorum şu an modernizm diye bir akım var. Kitaplara geçti. Bunun ne olduğunu biliyoruz ama ütopya ucu açık. Herkes böyle değiniyor, çekiliyor falan tarzı. Evet. Sanırım onu demek istedin. Aynen. Doğru mu anladık Çağla? Aynen. Sen de bize bir şey söyle, ona göre devam edelim. Doğru anlamışız hocam, evet. Tamam, süper. Bence şundan dolayı hep hani böyle bir sorunun içine düşüyoruz ya, zaten hani söyledik, başımıza bir şey geliyor, demin de konuştuğumuz gibi ona çözüm arıyoruz vesaire. Ya da daha çok böyle teorik üretimlerdense hep o gerçek dünyanın pratik üretimlerinin içerisinde hani biraz boğuluyoruz gibi bir durum var ya, onunla alakalı olduğunu düşünüyorum. Daha belki de böyle ayakları yere sağlam basan, hani kendimizi güvende hissedeceğimiz alan o.
belki hani o alana yöneliyoruz. Ve yalnızca böyle bazen işte bir takım konularda hani bu tartışmalar ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Umarım cevaplayabilmişimdir Çağla'nın sorusunu. Teşekkür ederiz hocam. Ben de bir şey sormak istiyorum. Ben hep mimarlık tarihine kayıyorum birazcık hocam ama kusura bakmayın. Yok, niye kusura bakmayın canım? Şey diyecektim, böyle her zaman bu akımlar deyince geldi aklıma. Sürekli böyle aslında onlara uymaya çalışarak bir kimlik arayışına giriyoruz hep. Yani bunu her kent yapıyor bence. Peki bu İtopyalarda sizce böyle bir şey var mı? Yani böyle bu mimarın ya da işte bu kişinin bu tarzı var ve hani bu şekilde üretti gibi. Çünkü yani hani çünkü şeylerde bile kendi projelerimizde bile kendi eğitim hayatımızda aslında hep bir şekilde birbirini takip ediyor. Kendimizden parçalar oluşturuyor ama İtopyalarda böyle bir şey mümkün mü sizce? Evet. Ortak bir dil elde ediyoruz demeye çalışıyorsun değil mi Gamze? Hani yaptığın bir kişinin elinden çıkan malzeme belli oluyor. Evet hocam, çok güzel bir soru. Hani evet. Bir kişi aynı ütopyaları mı, aynı tip ütopya mı çıkarıyor hep? Şöyle bana göre evet biraz öyle gibi. Yani çok da böyle birbirinden bağımsız şeyler ortaya koymuyorlar. Ama mesela bu kişiler şöyle de sürekli ütopya üretiyorlar da değil. Genelde böyle hani çok çeşitlenmiş. Hani bir iki tane mesela tasarım yapıp hani eleştiri amaçlı belki ortaya koydular. Ondan sonra ama hani farklı tasarımlar belki yaptılar. Ama hep benim gördüğüm gerçekten yaklaşımlarını birazcık yani o dili takip ettirmişler diye düşünüyorum. Yani çünkü belirli bir gerçekten hani sizin de şu andan itibaren bence öyledir. Belirli bir yaklaşımınız vardır. Ve bir şekilde hep hani ne kadar proje konusu farklı olsa bile içten içe aslında onu yürütüyorsunuzdur. İçinizden gelen odur çünkü onu yapıyorsunuzdur. Aslında bunun gibi bir şey yani onların da benimsedikleri bir dilin olduğunu düşünüyorum. Hocam peki böyle belki sizin böyle sevdiğiniz vardır ya da böyle mimarlık yapıp da sonrasında bu alana yönelen böyle bildiğiniz birileri var mı böyle araştırabileceğiniz? Mimarlık yapıp ütopya üretimine yönelen mi? Evet. Yani belki ne bileyim orada bulamayıp yönelen. Çünkü hani ister istemez belki orada da yansıtmıştır ve hani o projelerde de belki bunun örneklerini bulabiliriz. Onu hiç düşünmedim. Mimarlık yapıp ütopya üreten. Hep böyle ayrı dallarda biliyorum. Şu an isimler aklımda uçuşuyor ama en son gösterdiğim belki hani bu büyüyen bitkiler vardı ya, Johansson'a bakılabilir çünkü o deneysel tasarımlar da yapıyor. Ve onların maketlerini de mesela üretiyorlar diyebiliyorum. Hani somutlaştırıyor da aynı zamanda. Belki ona bakılabilir. Çünkü bir de zaten günümüze de çok yakın bir örnek ya. Bence ona bakılabilir diye düşündüm şu anda. Sizin sevdiğiniz hangisi hocam peki? Böyle hani bu alanda ilgilenen. Hemen düşüneyim. Aslında hiç o yönden düşünmemişim. Örnekler üzerinden. Böyle hep bir favorimiz vardır. Böyle ya ne güzel yapmış falan diye böyle hayranla baktığımız. Galiba Archigram olabilir. Çünkü Archigram çokça kolaj üretiyor. Ve çok ilginç kolajlar üretiyor. Çok ufuk açıcı eleştiriler üretiyor. Zaten onlar böyle dergi de çıkartıyormuş. Böyle içlerinde karikatür olan var. İnceleyebilirsiniz siz de. Hani sizler de öyle şeylerle uğraşıyorsunuz. O olabilir diye düşünüyorum. Çok güzel nitelikli kolajları var. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Hocam bir de sizden ekstra olarak küçük bir şey rica etsem. Sunumu bizimle paylaşabilme imkanımız var mı? Hani katılımcılar istiyor bazen bakmak istiyorlar. Hani örnekler için falan sıkıntı olmaz. Aynen paylaşırım, sıkıntı olmaz. Besteye gönderirim. Beste sizlere ulaştırır. İletirim hocam. Teşekkür ederiz bugün için. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Çok sağ olun. Bizim için de çok güzel. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun davetiniz için tekrar. Güzel geçti bence. Umarım sizler için de öyledir. Öyleydi hocam. Çok sağ olun tekrardan. Kendinize çok iyi bakın hocam. Siz de kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere tekrar. Görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.